Bilim ve Felsefe dizisinin 13. videosuyla bugün karşınızdayım. Bugünkü konu kuantum sıçramaları. Bu şekilde anlatmamın nedeni doğanın sürekli mi süreksiz mi olduğu konusunu tartışmak istiyorum. Genelde klasik fiziğe göre doğa süreklidir. Yani her şey aralıksız ve hiçbir kopukluk olmadan devam eder. Yani zaman, mekan hep sürekli olarak kabul edilir. Ve nitekim kuantumdan önceki klasik fizikte, Newton fiziğinde her şey x değişkeni süreklidir, t değişkeni yani zaman değişkeni de süreklidir. Oysa ki kuantum bilimi ortaya çıktıktan sonra anlaşıldı ki olaylar ve doğa sürekli değil, süreksiz hareketlerle, sıçramalarla gelişiyor olaylar, hareketler. Ve bunun da sebebi kuantum kuramının olasılıklarla olayları açıklamasından dolayıdır. Olasılık dediğimiz şey yani bir zar atar gibi. Her bir an bir zar gibi, bir yeni bir oluşum gibi ortaya çıkıyor. Ve bu açıdan bir süreksizlik var doğada. Klasikle kuantumun arasındaki farkı şu resimde size göstermek istiyorum. Solda sürekli ve klasik fiziğin tanımını görüyorsunuz. A noktasından B noktasına hiçbir aralık olmadan istediği yerde durarak sürekli bir şekilde hareket olabilir. Ama sağ taraftaki süreksizliğe baktığınız vakit bu kuantumun süreksizliği oluyor ve A noktasından B noktasına ancak sıçramalı yani bir merdivenden çıkar gibi basamaklara basar gibi sıçramalı bir şekilde gidilebilir. Ve bu kuantumla klasiğin temel bakış farklarından biridir. Zaman kavramı klasik fizikte sürekli olsa da kuantumda süreksizdir ve her an süreksiz bir sıçramayla ortaya çıkar. Yani biz ancak anda varız. Bir an önce geçmiştir, bir an sonra daha gelmemiştir ama biz ne zaman varız? Anda varız. Ama ben bu anda varız dediğim anda bile yeni bir anla karşılaşıyoruz. Demek ki anlar çok kısa süreyle karşımıza çıkıyorlar. Ne kadar kısa süreyle? İşte bunu tahmin etmek zor tabii. Ama iddia edildiğine göre en kısa zaman aralığı Planck'ın zamanıdır. Planck zamanı da 5.4 10 üzeri eksi 14 saniyedir. Yani 10 üzeri eksi 14 saniye ne demek biliyor musunuz? 1 bölü 1'den sonra 14 sıfır ve payda sadece 5.4. Yani son derece küçük, tahmin edilemeyecek derecede kısa bir an süresi oluyor. Bir zaman süresi oluyor an. Bunu da bir şekilde göz önüne getirebilmek için size bir tesbih resmi gösteriyorum. Tesbihin her bir tanesi bir andır. Ve bunlar peş peşe gelirler fakat birbirlerine bağlıdırlar. Ve bu bağlılık her ne kadar birbirlerine bağlı olsalar da her biri bağımsız bir andır. İşte aynı tesbihin taneleri gibidir. Ve aradaki iplikle bağlanıyor ya taneler, aradaki o boşluk aslında belirsizliği ifade ediyor. Yani kuantum zaman esasında beynimizin ürünü. Zaman gerçekte yok. Gerçekte var olan sadece andır. Ve bu bahçeden bu bir kaynaktan geldiğini tahmin ediyoruz veya öyle varsayıyoruz zamanın ve anların. Ve bu kaynakta işte sanki tesbihin imamesi gibi düşünebilirsiniz. Yani bu da bir benzetme, bir mecazdır. Mekan aynı şekilde yani uzam dediğimiz mekan da yine süreksiz küçük parçalardan oluşmuştur. Mesela bilgisayarda en küçük mekan boyutuna piksel adı veriliyor. Şimdi pikseller çok sayıda olabiliyor ve ne kadar çok piksel varsa bir bilgisayar ekranında o ekranın resmi de o kadar net oluyor. Şimdi burada ben size iki resim gösteriyorum. Bir tanesi solda sürekli gibi görünen bir fotoğraf. Sağda ise buna yaklaşıp da piksel piksel baktığımızda nasıl kesikli ve küçük küçük karelerden oluştuğunu görüyoruz. Demek ki mekan da esasında küçük piksellerden oluşmuştur. Nitekim ekran mesela bilgisayarda olsun, televizyonda olsun hep süreksiz küçük sıçramalarla oluşur. Satır satır oluşur mesela şeyde internette veyahut da televizyonda. Ve bunun sebebi de işte bu gerçeğin süreksiz olduğunu artık anlamamız için faydalı bir şey bu. Nitekim sinemalara gittiğimizde sinemada gördüğümüz film de süreksiz peş peşe gelen fotoğraflardan
ibarettir. Bu resimde de gördüğünüz gibi bu fotoğraflar saniyede 26 veya 25 tane gösterildiği vakit biz onlara ayrım yapamıyoruz artık. Beynimiz onları birleştiriyor ve sürekli bir hareket olarak biz onu yorumluyoruz. Aslında bize gösterilen çok kısa süreli bir saniyede 25 tane peş peşe gelen fotoğraf. Demek ki böyle oluyor bu iş ve buna da biz kuantum sıçraması adını verebiliriz. Niye? Çünkü kuantum şu demektir. Belirli ve sonlu bir paket diyelim biz buna. Enerji paketi olabilir, zaman paketi olabilir, mekan paketi olabilir. Bu sonlu küçük paketler, piksel adı da verebiliriz bunlara. Nitekim kuantumda bitler var ve qubitler var. İşte mesela bit en kısa bilgisayar birimi oluyor. Qubit de kuantum biti oluyor ki burada artık iş tamamen farklı bir mantık, farklı bir yorum gerektiriyor. Nitekim doğada ve toplumda hem de insanda sıçramalar var. Ve bu sıçramalarla her şey gelişiyor. Fakat bu sıçramaların ortaya çıkması nasıl oluyor? Ancak kritik bir limite ulaşıldığında bu sıçrama oluyor. Mesela toplumda ani bir İhtilal durumu veyahut da ani bir harp durumu ortaya çıktığında neden oluyor bu? İşte o birikim oluyor. Yani işte değişik değişik olaylar, değişik değişik stresli vaziyetler, durumlar en sonunda bunu bir patlama noktasına getiriyor. İşte biz buna bir kuantum sıçraması diyoruz. Yani belli bir anda ortaya çıkan ve kritik bir anda ortaya çıkan olaylar bunlar toplumda. Doğada da var kuantum sıçraması. Nasıl var? Mesela bizim Big Bang dediğimiz büyük patlama olayını düşünün. Büyük patlama bir küçük enerji topunun birdenbire fışkırarak çok kısa zamanda çok geniş bir hacme dönüşmesi. Ve bu o kadar geniş bir şey ki 10 üzeri eksi 32 saniyede bu enflasyon dönemi sürmüş ve başlangıcından 10 üzeri eksi 32 saniye ne demek biliyor musunuz? 1 bölü bir ardından da 32 sıfır. Yani bu kadar kısa bir sürede ki bu andan da kısa bir süre oluyor. Bu kadar kısa bir sürede bir enflasyon dönemi yaşıyor evrenimiz. Ve çok büyük bir genişleme oluyor. İşte burada fotoğrafta gördüğünüz gibi enflasyon dönemini görüyoruz. Big Bang patlamasından hemen sonra ve burada kuantum titreşimleri dönemi var. Yani burada oluşan her şey bir kuantum titreşimidir. Dolayısıyla sürekli bir olay değildir. Bu süreksiz sıçramalarla ortaya çıkan işte önce sicimler diyelim, ardından protonlar, nötronlar ve işte kuarklar ve elektronlar ve diğer parçacıklar hep böyle birer kuantum sıçramasıdır. Nitekim parçacık dediğimiz şey nedir? Bir kuantum birimidir. Enerjetik bir yoğunluktur ve bu yoğunluk sonlu olduğu için bir kuantum birimi olarak düşünülebilir. Nitekim zaman içinde füzyon başlıyor. Yani protonlar ve nötronlar birleşerek atomları ve çekirdekleri oluşturuyorlar. Ondan sonra da nitekim hidrojen atomundan sonra yıldızlar ve değişik elementler, değişik gezegenler ve değişik gök cisimleri oluşuyor. Yani bizim evrenimiz esasında bir kuantum sıçramasıyla ortaya çıkmış bir evrendir. Atomun da kendine göre kuantum sıçramaları var. Nasıl oluyor? Bir çekirdek düşünün. İşte çekirdekte nötron ve protonlar var. Bu resimde gördüğünüz gibi. Dengeli olduğunda atom proton sayısı kadar dışında elektron dolanıyor. Neden? Çünkü protonlar artı yüklüdürler, elektronlar eksi yüklüdürler ve bunun dengede kalabilmesi için artı ile eksinin eşit sayıda olması lazım. Ve bu böyle bir duruma geldiğinde atom dengeli bir atom diyoruz. Fakat diyelim ki bu atoma dıştan bir etki geldi. Hızlı bir elektron geldi, çarptı ve o dönen yörüngedeki elektronlardan birini fırlattı. Yani yörüngesinden çıkarttı, başka bir yörüngeye sıçrattı bunu diyelim. Tamamen atomdan dışarı atmadı fakat sadece bir yörünge değişikliğine yol açtı. Bu durumda denge bozuluyor. Niye? Çünkü esasında belli bir kuantum yörüngesi içinde dolanırken bu elektronlar çekirdek etrafında yeni bir dengeye çıkıyor ve yeni bu denge esasında o kuantumun yani o atomun sürekli varoluşunu yani kesin olarak devam etmesine engel oluyor. Ne oluyor? Bir enerji kazanmış oluyor o elektron çarpmadan dolayı. Sonra ne oluyor? Bu elektron tekrar kendi geri
yörüngesine geri dönüyor. Niye? Çünkü tekrar atom dengeyi sağlamak istiyor. Demek ki her şey bir denge arayışıdır ve denge bulunduğunda da durum değişmez. Buna da entropi adını verebiliriz. Çünkü entropi olduğunda çok parçacıklı sistemlerde dengeye ulaştığında entropi sabitleşir. Ama oraya varana kadar entropi artar. İşte burada dördüncü resimde gördüğünüz gibi altta sağda fırlayan elektron geri dönüyor ve geri döndüğü vakit aldığı enerji kadar enerjiyi geri salması lazım. Enerji korunumu yasasından dolayı. İşte bunu da bir foton olarak salıyor. Yani ışık parçacığı olarak salıyor. Ve dolayısıyla enerji dediğimiz şey işte hem elektron olarak hem foton olarak hem diğer parçacıklar olarak birer kuantum yoğunluğudurlar. Nitekim fotonun da bir parçacık gibi davranabildiğini, hem dalga hem parçacık olduğunu ve bunu daha önce anlattım diğer videolarımda ve böylece bir kuantum birimi olduğunu anlıyoruz fotonun. Nitekim fotoelektrik olay bunun birebir kanıtıdır. Einstein bunu matematik olarak kanıtlamış ama deney olarak bakacak olursanız bir mesela cam tübe ışık gönderelim. Bunun içinde iki tane alıcı levha olsun. Buna birine katot, birine de anot diyelim. İşte bu artı ve eksi yüklerden dolayı bir bataryaya bağladık. Ve bu anot birinden biri artı yüklüdür, biri eksi yüklüdür. Bu ışığı yolladığınızda veya yollandığında bu ışık belli bir eşik enerjisini aştığı anda, yani yüksek frekanslı bir mesela ultraviyole ışık olması gerekiyor. Yani görünmeyen bir ışık olması gerekiyor. Bu boyuta ulaştığında birdenbire elektron fırlıyor ve anottan katoda doğru hareket ediyor. Ve böyle bir olaya da buna fotoelektrik olay diyoruz. İşte elinizi uzatıp da mesela musluktan su aktığı vakit bu bir fotoelektrik olay sonucu oluşuyor. Mesela kapıya yanaştığınızda ve kapı otomatik olarak açıldığında gene bir fotoelektrik olay sayesinde oluyor. Yani siz oradaki ışığı keserek bir bakıma devreyi kapatmış oluyorsunuz ve devre kapandığı anda da mekanizma devreye giriyor. Nitekim burada gördüğünüz gibi solda gelen fotonun bir elektronu dışarıda fırlatabildiğini de görüyoruz. Yani öyle güçlü bir enerjiyle geliyor ki o elektron artık atomun içinde bir yörüngeden öbür yörüngeye sıçramakla kalmıyor. Daha da öteye çıkıyor. Yani atom iyonize oluyor. İyonize olması demek artık onun denge durumunu kaybetmiş olması. Yani bir elektron fazla veya bir elektron eksik olmasını ifade eder. Şimdi burada sağda gördüğünüz gibi elektron bir foton eşik enerjisiyle geldiğinde yatayda frekansı görüyorsunuz, dikeyde de enerjiyi görüyorsunuz. Şimdi frekans artıyor fakat hiçbir şey değişmiyor. Eşik bir frekansa ulaştığında işte buna kritik frekans da diyebilirsiniz. Birdenbire elektron akımı oluşmaya başlıyor. İşte bu enerjinin artışıyla birlikte belli bir lineer yani doğrusal olarak bir artış oluyor. İşte bunun da açısına Planck sabiti diyebiliriz. Çünkü bunu Einstein Planck sabiti olarak bunu uygulamış ve kanıtlamıştır. Şimdi evrime gelecek olursak yani biz bunu hem doğada görüyoruz hem toplumda görüyoruz kuantum sıçramalarını hem de canlılar arasında da söz konusu bu kuantum sıçramaları. Mesela evrim dediğimiz şey nedir? İşte belli bir türün başka bir türe dönüşmesi. Ve bu nasıl oluyor? Ancak kritik bir enerji noktasına varıldığında, kritik bir sayıya veya kritik bir olayla karşılaşıldığında bu olabiliyor. Mesela bazı türler görüyorsunuz milyonlarca yıl hiç değişmemiş. Eski fosillerle şimdiki yaşayan tür aynı. Neden? Çünkü kritik noktaya hiç ulaşmamış. Hep aynı ortam içinde yaşamış ve kritik bir olayla karşılaşmadığı için de dönüşüm olmamış. Demek ki bir dönüşüm olması için mutlaka kritik bir etkinin ortaya çıkması veya etkinin bulunması gerekiyor. İşte burada resimde gördüğünüz gibi mesela burada değişik hayvanların evrim içinde nasıl değiştiklerini görüyorsun. Ama hepsinde ortak özellikler var. Mesela hepsinde iki göz var, iki kulak var, burun delikleri var iki tane, ondan sonra ağız var bir tane. Ve gördüğünüz gibi bu her ne kadar şekil değişmiş olsa bile temel özellikler değişmemiştir. Yani beş duyu dediğimiz şey hayvanlarda da insanlarda da
aynı organlar tarafından gerçekleşiyor veya oluşuyor. Demek ki temelde ne var? Belli bir yapı var. Bu yapı kritik bir noktaya geldiğinde asıl özelliğini kaybetmeden değişime uğruyor. Evrim böyle bir şey yani. Bir türün başka bir türe dönüşmesi böyle tamamen farklı bir kuşun insan olması gibi değil. O kuşun bir başka kuşa dönüşmesi şeklinde düşünülmesi gerekir. İşte bu da bir kuantum sıçramasıdır. Çünkü kritik noktaya geldiğinde aniden kuantum sıçraması oluşur. Bunu Darwin de anlatmıştır ama o dönemde kuantum bilinmediği için bunu ifade edememiştir. Kuantuma, yani Darwin'in evrim teorisinde de bu şekilde bir kritik olay vardır ve bu kritik olay o kritik dönüşümü oluşturur. Evrimin de temelinde kritik bir olayın olduğunu anlamış ve söylemiştir Darwin. Demek ki kuantum sıçramalarını her boyutta görüyoruz ve her boyutta önümüze çıkıyor. Mesela Charles Darwin bu olayları anlatırken daha sonra farklı bir yaklaşım da gelmiş, ortaya çıkmış. Buna da sıçramalı evrim modeli deniyor. Bunu da ileri süren Niles Eldridge ve Stefan J. Gould adlı iki tane araştırıcı, bilim insanı 1972 yılında ileri sürmüşler bu görüşü. Ve onlara göre olayların oluşumu yine benim şimdi söylediğim gibi sıçramalı ve kuantum sıçramalı oluyor. Ama onlar belki kuantum kelimesini kullanmamışlar, sıçramalı olduğunu söylemişler ve bu noktasal evrim de deniyor buna. Yani noktasal, bir anda noktada bir nasıl ki anlarda noktasal zaman ise aynı şekilde evrim de noktasal olarak geliştiğini ileri sürmüş bu araştırıcılar. Şimdi zaman içinde insan türüne bakalım. İnsanlar nasıl oldu da nereden geldiler? Nasıl oldu da bugünkü Homo sapiens denilen tür ortaya çıktı? İşte bu resimde gördüğünüz gibi 4 milyon yıl önce bir veya 3,5-4 milyon yıl önce bir değişim oluyor. Kritik bir değişim oluyor. Afrika'da birdenbire iklimde bir değişim oluyor ve bu değişimden dolayı ilk ortaya çıkan maymun olmayan fakat insan da olamamış henüz arada bir insansı tür ortaya çıkıyor. Bunun adı Australopithecus africanus. Yani Afrika'da ilk Australopithecus'lar çıkıyor. Australopithecus ya güney insanı anlamında bir söz. Africanus da Afrika'da ortaya çıktığını ifade ediyor. Sonra bunlar zaman içinde değişik değişik türler olarak dünyaya yayılıyorlar. Mesela Paranthropus robustus var. Paranthropus boisei var. Homo erectus var. Homo neandertalis var ve Homo habilis var. Bütün bunlar zaman içinde ortaya çıkıyorlar. Ama dikkat ederseniz Homo sapiens sadece bundan 150 bin veya 200 bin yıl önce çıkmış. Bu dikine baktığınız, grafiğe baktığınızda değişik türlerin işte 3 milyon, 2 milyon, 1 milyon yıl önce var olup yok olduklarını görüyoruz. Fakat bunların içinde halen var olan bizim türümüz yani Homo sapiens türü halen var fakat çok yeni bir türüz biz. Bütün bu evrimler gelişmiş, bütün bu türler yok olmuşlar. Belli bir kritik nedenden dolayı var olmuşlar. Yine belli bir kritik doğa olayı veya başka bir nedenden dolayı yok olmuşlar. Ama sonuçta bizim türümüz beynimizin en fazla gelişmiş olmasından dolayı varlığını sürdürmeyi başarmış. Bizim türümüzün varlığını sürdürme nedeni kolumuzun veya bacağımızın kuvvetli oluşundan, hızlı koştuğumuzdan veya çok güçlü olmuşumuzdan değil. Bu insansılar bizden 10 misli daha güçlülermiş. Çünkü onlar zaten bedenleriyle varlıklarını sürdürüyorlar. Biz ise, yani biz dediğim Homo sapiens türü ise beyniyle, zekasıyla ve aklıyla varlığını sürdürmüş. İşte halen de sürdürmeye devam ediyoruz. Şu halde insanlığın kuantum sıçramalarını bir özetleyecek olursanız, İlk kuantum sıçraması insanın düşünme yetisinin ortaya çıkışıdır. Yani bir olayı alıp onu yorumlamak, ondan bir sonuç ortaya çıkarmak, yani neden sonuç ilişkisini anlayıp bir sonuca varmak bir düşünme yetisidir. Ve bu ilk kuantum sıçramasıdır. Çünkü hayvanlar hiçbir zaman bu noktaya varamamışlardır. Yani 3 yaşından sonra ancak insan olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan deneyler bunu kanıtlıyor. 3 yaşına kadar bir bebeğin 3 yaşına kadar olan dönemi hayvansal bir dönemdir. Yani sadece 5 duyuyla yaşar ama hiçbir akli
melekesi, yeteneği yoktur. 3 yaşından sonra başlıyor bu. İşte birçok hayvanlar o 3 yaşına bile varamıyorlar. İnsan 3 yaşında kritik bir dönüşümle birdenbire düşünme kapasitesini elde ediyor. Sonra ikinci büyük yetenek nedir? Bebeklere bakacak olursanız ki insanın evrimi aslında bebeklerin evrimiyle paralel gider. Konuşma yeteneğidir. Ne zaman konuşur çocuklar, bebekler 1,5 yaşına, 2 yaşına gelmeden konuşamazlar. Dikkat ederseniz. Demek ki konuşma yeteneği hatta şeyden bile öncedir. Yani düşünme yeteneğinden bile öncedir. Çünkü konuşma fazla düşünmeyi de gerektirmez. Yani sadece bir tekrardır. Duyulan sesin tekrarıdır. Burada bir düşünme yoktur. Dolayısıyla konuşma kritik bir noktada oluşur ve bu nokta hatta düşünmeden bile erken oluşur. Ondan sonraki yetenek nedir? Ondan sonraki soyutlama yeteneğimiz. O da bir kritik düşünme kapasitesidir. Kritik bir evrim ve kritik bir sıçramadır. Kuantum sıçraması. Çünkü insanlar duvarlara, yani dediğimiz ev duvarından kastetmiyorum. Mesela mağara duvarlarına, mağaralara sığınıp da mağara duvarlarına bir mesela geyiği, bir dağ keçisini, bir boğayı, bir atı veya onun gibi bir hayvanı çizdikleri vakit bu artık bir yetenektir, bir resim yeteneğidir ve bir kültüre ifade eder. Çünkü resim yapmak bir kültürün özelliğidir. Dolayısıyla ilk ortaya çıkan resimler belli bir kritik aşamayı ifade ederler. Yani insanların soyut olarak düşünebildiklerini ve onların artık o varlıkları çizerlerken belli bir amaca yönelerek çizdikleri. Ya av amaçlı çiziyorlar veya ruhsal bir amaca yönelik olarak çiziyorlar imiş. Sonra dördüncü kritik aşamaya gelelim. Dördüncü kritik aşama yazı. Yazının ortaya çıkışı gerçekten bir kuantum sıçramasıdır. Çünkü insanlar çok uzun süre yazmadan varlıklarını sürdürmüşler. Binlerce, on binlerce, on bin demeyelim ama binlerce sene sürdürmüşler şeylerini. Yani hiçbir yazıya ihtiyaç duymadan. Krallar bile yazı bilmiyorlarmış. Sonra zaman zaman yazıcılar ortaya çıkmış. Yani yazıyı belli bir şekilde ortaya çıkarıp belli bir ifadeyi kağıda veya parşömene veya kayaya, taşa kaydetme kapasitesi olan, bu bilgiye sahip olan yazıcılar ortaya çıkmış. İşte bu bir kritik aşamadır. Bu kritik aşama da bir kuantum sıçramasıdır. Demek ki yazı bir resimden sonra ortaya çıkan yazı bir kuantum sıçraması olarak kabul edilmesi gerekir. Peki beşinci sıçrama nedir? Beşinci kuantum sıçraması matbaanın icadıdır. İşte biliyorsunuz Gutenberg, Alman Gutenberg matbaayı ortaya attığı vakit ilk olarak yazının çoğaltılması olayı gerçekleşmiştir. Yani kağıt parçasına aynı yazıyı değişik kağıtlara tekrar tekrar basmak. Ona o zamana kadar hep elle kopya çekiliyormuş. Yani bir kitabı yazarken biri yazıyor, sonra bir sürü yazıcılar var. Onlar gelip onu elle taklidini yapıp kopyalayıp çoğaltıyorlarmış. Ama matbaa ile birlikte birdenbire bu çoğalma kolaylaşmış ve insanlarda bir kritik sıçrama olmuş. Beyinlerde bir gelişme olmuş. Çünkü bilgi artışı olmuş. Bilgi artışı daima bir kuantum sıçramasıyla el ele gider. Sonuçta bundan sonraki sıçramada, yani matbaadan sonraki sıçrama nedir biliyor musunuz? Yakın tarihte olan bilgisayarlar. Bilgisayarlar, yani elektronik bilginin ortaya çıkışı ve dijital makinelerin, yani bilgisayar olsun, cep telefonu olsun, tablet olsun ve bunun gibi aletlerin, laptoplar, bunlar hep yeni bir devrim, yeni bir aşamayı belirtiyor. Ve bu aşama yeni bir kuantum sıçramasıdır. Çünkü bugün biliyorsunuz küçük çocuklar bile bilgiyi artık okuldan, kitaptan öğrenmeyi pek sevmiyorlar. Nereden öğreniyorlar? İnternetten öğreniyorlar. Bilgisayardan öğreniyorlar. Yani bir kuantum sıçramasıyla bilgi elde ediliyor. Bu da ne oluyor? Altıncı kuantum sıçraması oluyor bu. Nihayet yedinci kuantum sıçraması da gelecekteki bir sıçrama olacak. Onu da sözünü edeyim. Tabii bu bir tahmin. Şimdiye kadar anlattığım altı sıçrama, altı kuantum sıçraması gerçekten var olmuş ve insanların yaşadıkları, deneyimledikleri olaylar bunlar. Fakat yedincisi ise henüz daha olmamış. Nedir yedinci? Robotlar. Robotlar, yani cyborg olsun, robot olsun,
insan gibi davranabilen makineler. Onlar artık öyle bir noktaya varacaklar ki insandan da daha zeki, insandan daha kapasiteli, insandan daha yetenekli, daha güçlü ve birçok yönleriyle insanı aşan makineler çıkacak bunlar. Çünkü bizim bildiğiniz gibi beş duyumuz, yeteneklerimiz sınırlıdır. Biz mesela ultraviyole ışını görmüyoruz. Enfraruj denilen kızıl ötesi veya mor ötesi ışıkları göremiyoruz. Ama bir robota taktığınızda mor ötesini de görecektir, kızıl ötesini de görecektir. Efendim biz bazı sesleri duyamıyoruz. Mesela köpekler çok büyük hassas sesleri duyabiliyorlar. Yüksek frekanslı sesleri. Ultra sesleri yani. Ama bir robota o makineyi taktığınız anda ultra ses de duyacaktır. Yani anlayacağınız insandan çok daha üstün ve kapasiteli varlıklar, yeni bir tür ortaya çıkacaktır. Bu da bir kuantum sıçraması olacaktır. Evet, demek istediğim bu. Size bu 8 tane kuantum sıçramasından söz ettim. Bugünkü konumuz bu kadar. Tahmin ederim ki ilgini çekmiştir. Teşekkür ederim.